Merhaba, Dünya Ali. Ben Selim Atalay. Olanları ve olacakları dünyayı konuşacağız. Önce bitenlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 16 Nisan referandumu hakkında önemli mesajlar paylaştı. Cumhurbaşkanı yakın Türk siyasi tarihinden de örnekler verdi ve sadece Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavgaları bile bu sistemi sorgulamak için yeterlidir dedi. Başbakan Binali Yıldırım yazılı ve görsel medya yöneticileriyle buluştu. Çankaya Köşkü'ndeki görüşmenin ana gündem maddesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumuydu. Başbakan ilk mitingin 26 Şubat Pazar günü Kahraman Kazan'da yapılacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü yasağını kaldıran bir adım attı. Yönetmelik değişikliğiyle artık askeri personel de başörtüsü takabilecek. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana darbe soruşturması tamamlandı. Elebaşı Fethullah Gülen ile Yurtta Sulh Konseyi İstanbul yapılanmasında yer alan cuntacılar hakkında 92'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin bir servis şoförü olduğu ortaya çıktı ve saldırının bir terör bağlantısı olmadığı bildiriliyor. Şimdi dünya haline bakabiliriz. Şu an dünyaya bakarak başlayabiliriz. Finansal piyasalar ve yatırım ortamını ilgilendiren bir bilgi geldi. Yayından önce paylaşalım. Şöyle petrol ofisi şirketinin benzin ve akaryakıt ürünleri dağıtıcısı petrol ofisi şirketinin satışı söz konusuydu. Geçen yılın sonundan bu yana çaba vardı. Mevcut sahibi Avusturyalı OMV grubu ve şimdi petrol ofisine iki yabancı yatırımcının daha dikkat çekici şekilde talip olduğu bildiriliyor. En önemli yatırımcı Suudi Arabistan'ın önemli petrol şirketi Aramco. Aramco'nun petrol ofisini almak için teklif verdiği bildiriliyor. Haber Reuters Ajansı'nın Londra ve Suudi Arabistan kaynaklarından derleyip aktarmışlar. Ve de diyorlar ki Suudi Arabistan Aramco petrol ofisiyle yakından ilgili. Diğer ilgili şirketler birkaç taneydi. Suudi Arabistan'ı düzeltiyorum. Azerbaycan'ın Sokar şirketi de petrol ofisinin satışıyla ilgiliydi. Nedir? Yabancı yatırım, yabancı yatırımcının ilgisinin teyidi ve Türkiye'nin varlıklarının daha da değer kazanması ve bunlar olumlu notlar ekonomi için. Sonra bu Cenevre'de Suriye görüşmeleri İşte başlıyor fakat Birleşmiş Milletler'in bu konudaki yetkilisi Stefan de Mistura dedi ki bir gelişme beklemiyorum Cenevre görüşmelerinden. Hesapta siyasi geçiş süreci konuşulacaktı. Hesapta Cenevre süreci işte Astana'nın tamamlayıcısı olacaktı. Ancak Birleşmiş Milletler'den bir umut ışığı görmediklerini teyit eden bir bilgi var. İzleyeceğiz, bakacağız. Sonra dün anlatmıştık yayında Alman hükümeti Fransa'nın da desteğiyle Merkel'i seçim öncesinde böyle işte hem koruyacak hem de kollayacak bir mülteciler girişimi yapacaktı diye. Fransa yalanladı, Almanya icraata geçtiğini duyurdu. Almanya sığınmacıların pek öyle insan hakları, usul, esas, hukuk falan bakmadan rahatlıkla sınır dışı edilebilmesine olanak tanıyan kararı uygulamaya soktu. Bakanlar Kurulu'ndan geçmiş bu karar. Nedir? Çok kolaylıkla istemediklerini sınır dışı edebilecekler. Nereye edecekler? Güvenli ülkelere, bu Avrupa Birliği'nin bir güvenli ülkeler kaidesi vardı. Güvenli ülkelere tamam, şimdi siz o kuralı esneterek sınır dışı edebilirsiniz diyor. Mesela nereye? Afganistan'a. Mesela Libya'ya. Afganistan ve Libya şu an AB standartlarında güvenli bölge. Herhalde Avrupa Birliği'nden ve özellikle Almanya'dan turistler de bundan sonra güvenli bölge, güvenli ülke
Demek ki Afganistan'a bol miktarda turist, Alman turist gidecek. Libya'da da güzel sahilleri vardır Libya'nın. O Libya sahillerine bol miktarda Alman turist bekliyoruz. Güvenli ya. Sonra Fransa. Le Pen'in yükselişi. Evet, anketlerde Bayan Le Pen geride, işte diğer adaylar önde falan. İkinci turda kazanamayacakmış. Fakat hep söylüyoruz, finansal piyasalar o fikirde değil. Katılmıyorlar o görüşe. Çünkü Fransa bonolarından yoğun miktarda çıkış devam ediyor ve güvenli liman sayılan Alman bonolarına bol miktarda giriş var. Ve sırf Fransa bonoları da değil. Neden? Le Pen kazanırsa Euro'dan çıkacak, Avrupa Birliği'ni alt üst edecek. Bütün bunlar öngörülür riskler. Onun için biz paraları kısa yoldan Fransa'dan çekelim diye hareket başladı. Bu gidişle Le Pen'in kazanacağı yoksa da kazanmasını sağlayacaklar. Böyle bir duruma gidiliyor. Kar topu ve çığ etkisi. Sonra işte Alman faizleri düştü yoğun ilgi üzerine. Yoğun ilgi var Alman kağıtlarına. Nedir? Sırf Fransa'da değil. Eğer Fransa'da bir hal olursa, işte Euro'dan çıkış vesaire, ki Le Pen gayet ciddi bir şekilde Euro'dan çıkacağını söylüyor. Çıkarsa o zaman İspanya'da ve İtalya'da da etki başlayacağı biliniyor. Onun için İspanya ve İtalya kağıtlarından da kaçış ve paranın güvenli liman olarak Alman kağıtlarına girişi var. Seçim daha 23 Nisan'da, Mayıs başında, ama hareket şimdiden başladı. Söyleyelim. Bir notumuz da Moskova'dan, son notumuz. Şöyle, Rusya Savunma Bakanı mecliste, Duma'da konuştu ve dedi ki bir enformasyon savaş komutanlığı kurduk. İşte hackleme operasyonları, yalan haber operasyonları, NATO isim vererek Rus medyasını suçladı. Rusya yönetimi, Moskova aktif şekilde Batı kamuoyunun kafasını bulandırmak için haber operasyonları falan yapıyor derken, Savunma Bakanı'nın enformasyon savaş komutanlığı kurduklarını açıklaması tabii ki Batı'daki heyecanı artırdı. Ne yapacak? Ulusal güvenlik için çalışacaklar diyor. Boyutu, gücü belirsiz ama propaganda faaliyetlerinde, yani Rusya'nın propagandasını yapmak ve karşı propagandayı engellemek için. Bunu bir enformasyon bakanlığı falan yapamaz mıydı? Yok, Savunma Bakanlığı. İşin ucu oraya gidiyor. Sırf Savunma Bakanlığı da yoktur bunun altında. Askeri istihbarat vardır, diğer KGB ve devamı unsurlar vardır. Dolayısıyla Rusya kurumsal şekilde, kurumsal biçimde bu enformasyon savaş olayına girmiş durumda. Ve enformasyon savaşı diye bir şey var mı? Evet, var. Diğer gelişmelere de bakacağız. Şimdi büyük resme bakabiliriz. Şimdi efendim, Meksika telaşlanmış, konuşacağız onu. Meksika Donald Trump'ın icraatlarından gayet mutsuz. Şöyle, Joseph Votel, Amerika'nın merkez komutanı, Florida'da merkezidir merkez komutanlığının, ama ilgi noktası, ilgi odağı bizim buralardır. Musul, Rakka. Votel anlaşılan bir grup gazeteciyle, medyacıyla dolaşıyor ve o medyacılarla birlikte, gerçi Ürdün'den bildirmişler ama bölgede oldukları ve Irak'a da geçecekleri ya da geçtikleri anlaşılıyor. Ve konu Rakka operasyonu. Şimdi Musul'da harekat sürüyor. Musul harekatını Irak ordusuna ve işte neyse destekçisi, Amerikan birlikleri orada ne yapıyorlarsa ona bıraktılar. Şimdi Rakka konusunu da ısıtıyorlar. Bir de tekrar neydi? Başkan Donald Trump, DAEŞ'in bir an önce ezilmesi, yok edilmesi için 30 günlük süre vermişti. O 30 günlük süre 28 Şubat ya da olmadı 1 Mart'ta doluyor ve Donald Trump'ın planının da birkaç böyle işaretini verdi gibi, ya da Votel'in kafasında Donald Trump'ın planı var. Onu anlamak mümkün. Şöyle diyor ki, bu gidişle momentum, bu hep momentuma takmış durumda Amerikalı komutanlar. Momentum, yani bir hareketlenme başladı, bunu sürdürmek. Nedir hareketlenmenin kaynağı? Hareketlenmenin kaynağı Musul. Musul'da işte bir
baskı başladı. İşte Musul'dan kaçan DAEŞ var. Orada kalıp işte sonuna kadar kalacak olanlar var. Onların imhası söz konusu ve bu momentumun hareketlenmenin devamı için bir işte başladık devam edelim havası. Şimdi Water de diyor ki bu hareketlenmenin başlamasını ve devamını sağlamak için daha fazla Amerikan askerleri yollamak zorunda kalabiliriz Suriye'ye. Şimdi bu hatırlayalım daha önce işte Amerika Suriye'ye asker gönderecek diye bir haber dolaşmıştı. Ve biz o haberi o zaman Amerikan kamuoyunu heyecanlandırmak ve Donald Trump yönetimine karşı kışkırtmak için kurulduğunu o haberin düşünmüştük. Çünkü yani ne işimiz var Suriye'de gibi bir destekle arkasından devam ettiler o habere. O yüzden şimdi o anlamda işte 82. hava indirme tümeni falan değil de Voter'in söylediği daha farklı bir şey. Diyor ki eğer biz lojistik olarak ve diğer harekat unsurları olarak Rakka'ya gidecek birliklere destek vereceksek onlara topçu, muhtelif atış bataryaları, havan ve diğer sabit füze atış bataryaları, lojistik ve de istihbarat ve danışmanlık hizmetlerimizi artırmamız gerekir. Bunu da mevcut kadrolarla yapamayız. Daha çok asker o açıdan gerekebilir. İşte Obama yönetimi mesela 3 tane Apache helikopter tahsis etmişti Rakka operasyonu için. Bunun sayısının artırılması, işte o helikopterlerin nerede konuşlanacağı, onların bakımı, onların işte benzini bakımı, tamiri neyse bakılacak, onların destek gruplarının getirilmesi bu anlamda konuşuyor. Fazla ayrıntı vermiyor. İşte hepsi özel harekatçı değil, destek grupları, topçu, bataryaları ve diğer konulardan da bahsediyorum diyor. Ve bütün bunları diyor işte Pentagon'da hazırlanmakta olan plana ekleyeceğiz. Neydi? Pentagon'da plan hazırlanacak, sonra da Donald Trump'a sunulacak. Donald Trump da bir karar verecek. Nedir? Şöyle argümanları şu. İşte Rakka'ya girilecekse girecek birliklerin ya da işte gücün kimse onların zırhlı birlikler, ağır makinalı tüfekler ve diğer silahlarla desteklenmesi lazım. Onun için bir de silah kaydırma operasyonu gerekiyor. Peki Rakka'ya kim girecek? İşte orada belirsizlik ve bir kısmı propaganda sürüyor. İşte malum terör grubu ve diğer terör grubu bağlantılı gruplar neymiş? Suriye'de en maharetli gruplarmış Rakka'ya girebilecek. Onu Pentagon içinde bir kısım ittiriyor. Onu teyit etmek lazım ama bunu yaparsanız Türkiye'nin tepkisi ve Türkiye'ye sordunuz mu noktası orada devreye giriyor. Son görüşmeler zaten bu konudaydı. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları vardı hatırlarsak. O kapsamda daha henüz bir netlik yok. Onu da söyleyelim ama Rakka'ya gidilecek sorusu ortaya çıktıktan sonra işte kim gidecek tekrar geliyor. Sonra nasıl donatılacak geliyor. Sonra bunlara nasıl destek verilecek geliyor. Dolayısıyla aşamalı bir böyle genişleyen bir plan ve süreci göreceğiz. Daha henüz başındayız. En başta Donald Trump'ın bir karar vermesi gerekiyor. Donald Trump da tabii ki bakıp tek başına Ivanka'ya sormayacak umarız. Umarız sormaz Ivanka'ya. Melania'ya da soracağını zannetmiyoruz. İşte kime soracak? Ulusal Güvenlik Danışmanı'na soracak. Savunma Bakanı'na soracak. Hatta Dışişleri Bakanı'na da sorar. Ve de bu kapsamda bir şeyler düşüneceklerdir ve bölgede en önemli müttefik, bunu Türkiye'nin daha çok kullanması lazım, bölgedeki en önemli müttefikiniz diye, öbür grup çünkü en mahir terör grubu olarak kendini pazarlıyor. Yalan, yanlış. Türkiye bölgedeki ve büyük çemberdeki en önemli müttefik olarak tabii ki ağırlığını hissettirecek ve onu dinleyeceklerdir. Sonra Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün bir açıklama vardı, onu da gündeme getirelim. Lavrov Dışişleri Bakanı diyor ki Suriye içinde güvenli bölgeye kurulacaksa bu konuda Şam yönetimiyle koordinasyon kurulması lazım. Şam'ın valisi paşası Lavrov tevazu göstermiş, lütfetmiş, Şam'ı işaret ediyor. Bir yandan da diyor
Amerikan pozisyonu zaten henüz net değil. O yüzden onu da beklemek zorundayız. Ama açıklandıktan sonra eğer güvenli bölgeler kurulacaksa onu da Şam'la koordine etmesi lazım. Yani Amerika Şam'la konuşmaya başladığı zaman eminiz Rusya hiç ilgilenmeyecektir. Hiç bu işlerin dışında kalacaktır. Mümkün değil tabii ki. Lavrov bu şekilde PR yapıyor. Gelen haberlere de bakıyoruz bu arada. Fransa seçim ayrıntıları çok fazla ama anlattığımız kapsamda Fransa'da yeni bir durum yok. Şimdi tamam. Burada bu Rakka meselesini kapatabiliriz. Sırf Rakka değil bu arada, iki boyutlu düşünüyor da olabilir ya da Donald Trump'ın bu işe algısı iki boyutlu olabilir. Yani bir Rakka'ya girilmesi, iki Suriye'de güvenli bölgeler. Bu iki noktayı nasıl buluşturacaklar, nasıl ayıracaklar, nasıl birleştirecekler ya da belirsiz. Onu da az kaldı. Herhalde gelecek hafta göreceğiz ya da daha önce sızarsa planın ayrıntıları mutlaka bizden duyacaksınız. Deyip şimdi diğer Beyaz Saray'ın ayrıntılarına bakabiliriz. Şöyle, şimdi Donald Trump işte Rakka vesaire konularda birilerine bir şey soracak değil mi? Her zaman böyle bir ekibi yok yani, arkasında bir ekip de ah ne güzel imzalıyor falan filan değil. Daha ciddi, hele Rakka, Suriye falan söz konusu olduğu zaman daha ciddi ve daha dikkatli görüşmeler yapması gerekiyor. Görüntüler dünden, dün anlatmıştık, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı atadı, ilan etti H.R. McMaster. Şimdi general, aktif general, 3 yıldızlı, tu general dedik ama tamam, kor general, ama devamını, yıldızların hikayesini daha sonra anlatacağız. Şöyle, McMaster'ın gelişiyle birlikte Trump yönetiminde ilginç bir üçlü oluştuğu anlatıldı ve anlaşıldı. Şöyle, bir tanesi Savunma Bakanı Mattis, diğeri İç Güvenlik Bakanı sınırlardan sorumlu olmakla birlikte eski komutan olması ve aynı yerlerde görev yapması nedeniyle meşhur İç Güvenlik Bakanı, diğer bakan kimdi? Üçünün Kelly, Mattis ve McMaster'ın üçünün aynı yerlerden geçmiş olması, aynı komuta kademelerinde görev yapması ister istemez bir, hani üçü bir araya gelip Trump'ı daha iyi yönlendirebilirler mi diye bir teoriyi ortaya getirdi. Çünkü hepsinin Afganistan görevi var, hepsinin daha değişik rütbelerde, düşük rütbelerde Irak görevi var. Ve McMaster'ın en dikkat çekici Irak görevi 2004, 2005 ve 2006. Şimdi komutan olarak Irak'ta yaptığı icraatlar bugün birkaç yerde vardı. İşte Müslümanlar konusunda çok dikkatli diye bir şey ortaya atıldı. Doğrusunu bizden öğrenin. Şöyle, Müslümanlar konusunda dikkat ettiği biliniyor da nasıl? Irak'ta Tel Afar bölgesinde 2005-2006'da büyük bir ayaklanma çıkmıştı ve Türkmen bölgesindeydi ve o ayaklanmanın bastırılmasını sağlayan komutan olarak biliniyor. Fakat bu ayaklanmayı da şöyle, daha akıllı bir taktikle bastırmış. Önce bir kaba kuvvet denediler, çok ağır biçimde, o zamanlar hatırlanacaktır belki, ağır kayıplarla yaşanan birkaç saldırı yaptılar o bölgede. Sivil halk çok zarar gördü. Türkiye'nin zamanın hükümeti çok büyük tepki gösterdi. Amerika ile temas kurulmuştu. Hatta sınırın kapatılması uyarısı da yapılmıştı, böyle devam ederse diye. Amerikan tarafı bu uyarı üzerine taktik değiştirdi ve sınır, o zaman Irak'ın bütün lojistiği Türkiye'den geçiyordu. Ve Tel Afar'da daha dikkatli olunması ve daha sivil halka özenli davranılması uyarısını Amerikan tarafı aldı. Şimdi onu uygulayan komutan bu. O zaman daha düşük rütbedeydi. Zırhlı birlik komutanıydı McMaster o zaman.
Ve de şöyle Müslümanlarla iyi geçinme şu. Yerel halkla silahlı güçleri birbirinden ayırmayı başardı. Kitapta da öyle yazar zaten. Bir yerde bir ayaklanma varsa önce sivil halkla silahlı unsurları birbirinden ayıracaksın diye yazar. O da onu yaptı. Nasıl yaptı? Oradaki yapıyı okumuş. Sünniler ve Şiiler vardı diyor. Uzun uzun bunlar yazıldı zaten. Sünni ve Şiiler vardı. Sünnilerle Şiilerin birbiriyle çatışmasını önlemeye ve bizle birlikte silahlı unsurlara karşı işbirliği yapmasını sağlamaya çalıştım diyor. Bunu başarmış. Önce Telafer bölgesindeki Sünni iş ve Şii unsurları, sivil halkı birbiriyle çatışırlardı çünkü diyor. Onları birbiriyle çatışmaktan caydırmış, vazgeçirmiş. Bu konuda Irak, Bağdat'tan da asker alıp oraya yoğun sayıda, çok sayıda Irak askeri koymuştu. Onların katkısı da vardı diyor. Sonra sivil halkla daha iyi diyalog kurmuş. İşte askerlerine... Iraklılara kötü davranmayın, onlara hacı maci diye hitap etmeyin, saygılı davranın. Eğer Iraklılara kötü davranırsanız düşmana hizmet ediyorsunuz diye uyarmıştı. İşte o da var kayıtlarda. Askerleri de iyi davranmışlar. Müslümanlara iyi davranması hikayesi bu. Dolayısıyla öyle çok ağam şahım bir durum yok. Sadece görevi yapmış, kitapta yazılanı yapmış ve evet kitaptaki sivil halka da kötü davranmayın diye yazar. Onu gerçekleştirmiş. Yoksa özel bir sempatisi ya da antipatisi olduğunu gösteren bir şey yok. Tekrar FETÖ'cü değil. Ona eğer iş oraya geliyorsa asla değil. Hiçbir sempatisi yok, onu da söyleyelim. Flynn'le de karşılaştırıldığında aynı çizgide. O yüzden yalnızca işini iyi yapan bir komutan olarak kayıtlara geçmiş durumda ve o şekilde devam edeceği anlaşılıyor. İşte Beyaz Saray'daki bu neokon grupla nasıl çalışır, çalışabilir mi? Şu sağ uçtaki neokon, dün anlatmıştık Bannon, şu taraftaki. O Bannon'ın etkisi, o tam neokon ve önyargılı bir görevli. O da Ulusal Güvenlik Danışmanı, o da Ulusal Güvenlik Kabinesi'nde. O yüzden onların tek tek düşünülmesi ve göz önüne alınması gerekiyor. Ha bir de şu, işte iki yıldız mı, üç yıldız mı, tuğ general mi? Bunların hiçbirinin önemi yok. Ve de Donald Trump için de hiç önemi yok. Yani Donald Trump'a sorsanız tüm generalde kaç yıldız vardır diye bilmez, ilgilenmez. İlgilenmesi de gerekmez ama olay şuraya geliyor. Mesela McMaster, işte komutan, general, üç yıldızı var, tamam. McMaster'a birisi Donald Trump'a karşı darbe yapacağız, katılır mısın dediği zaman McMaster ne yapacak? Derin devlet falan diye anlattık ya, derin devlet kaygıları da başlamıştı. McMaster evet deyip, beni de yazın deyip oraya mı katılacak, yoksa silahını çekip o teklifi yapanı alnından vuracak mı? Onu bir düşünelim, bizce vurur. Trump yönetiminin tabii ki başka kafa karıştıran ve panik yaratan olumsuz icraatları da var. Bunlardan bir tanesi içerideki mültecilere yönelik kararı çıkartacak imzalar atılıyor. Şöyle, Amerika içindeki bütün yasa dışı göçmen, mülteci, sığınmacı, işte turist kim varsa hepsini çıkartacağım diyor. 330-340 milyona yaklaşıyor Amerika'nın nüfusu. En az 11 milyon kaçak var bu tanıma giren. İşte bilenler biliyor, Amerika'ya girersiniz, pasaport işte 6 ay vize verirler turist olarak. Ondan sonra kaybolursanız kimse de arayıp sormazdı. Amerika'da sonsuza dek yaşanabilirdi o şekilde eski zamanlarda. İşte Meksika sınırından kapağı atanlar, hele orada hemşerisini de bulursa, bir de iyi kötü işte böyle kayıt gerektirmeyen iş bulursa, ondan kralı yoktu ve bu şekilde 11 milyon tırnak içine kaçak Amerika'nın ekonomisine ve sistemine entegre oldu. Ekonomisine katkı yapıyorlar, işte Amerikalı'nın yapmayacağı işleri yapıyorlar. Bahçelerden meyve topluyorlar, sebze topluyorlar, evlerin çimlerini biçiyorlar, çevreyi temizliyorlar, her türlü ağır işi yapıyorlar, düşük ücretle yapıyorlar. Alan razı, satan razı bir durum vardı. Donald Trump dedi ki bunların hepsini atıyorum. Şimdi bu atma meselesi öncelikle o
yine İç Güvenlik Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. İç Güvenlik Bakanlığı bu iş için 5.000 görevli sınır muhafızı alacak. 10.000 mülteci işlerine bakan kayıt görevlisi, ofis görevlisi alacak. Sonra gözaltılar için yeni yer bulacak, inşa edecek. Kamplar inşa edecekler. Başka, eğer o kadar adamı gerçekten sınır dışı etmeye kalkarlarsa milyonlarca kişiden bahsediyoruz. Nasıl olacak? Büyük bir insanlık dramından bahsediyoruz. Hapishanelerde falan yer yok yani. Onları kapatacak yerleri de yok. Bu şekilde bir korkunç durum olur mu? En azından ilk birkaç yüz bin bahtsız için olabilir. Çünkü kendileri de söylüyor. Son iki yılda girip de izini kaybettirmeye çalışanları bulup onları alacağız diyor. Bu arada arayıp tararken denk gelenleri alıp sınır dışı edecekler ve bunların hepsini Meksika'ya yollayacaklar. Meksika'da olsun olmasın. Nereden gelirse gelsin hepsini Meksika sınırına götürüp, zaten Meksika sınırı gayet afaki ve pazarlığa tabi bir sınır olduğu için, buyurun deyip buradan güneye doğru, dost doğru, arkana bakmadan git dediğin zaman burası Meksika oluyor. Meksika'ya gönderecekler. Meksika peki ne yapacak? Meksika şu an panikte. Demin başlıklarda ona bakıyorduk. Meksika Dışişleri Bakanı mültecilerin haklarını koruyacağız, İşte Amerika'yı sağduyuya davet ediyorum falan dedi. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Meksika'ya gideceği de bildiriliyor. Ama ne konuşacak, konuşacak fazla da bir şey yok. Ve şu durumda tabii ki mülteci arıyoruz ya da kaçak mülteci arıyoruz diye bunun araması var, taraması var, yol kesmesi var, ev baskınları var. Yani Amerikan sosyal hayatını çok 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 rahatsız edecek, hiç alışılmadık bir şekilde alt üst edecek bir durum var. Daha yeni başlıyor. Bakalım, göreceğiz. Başkan Donald Trump seçildi, Beyaz Saray'a girdi başkan, fakat başkan gibi davranmıyor diye bir şikayet. Biz de diyoruz ki ne adaylığı sırasında ne öncesinde hiçbir şekilde değişiklik göstermedi. O zaman nasıl davranıyorsa şimdi de öyle davranıyor. Yani bir değişiklik, bir sürpriz olmaması gerekiyor. Mesela işte herkesin aklında Çırak Aranıyor programı falan. Hayır, onun ötesinde de fantastik gösterileri vardı Donald Trump'ın. Mesela başlayalım. 2007 yılı, 10 yıl önce Donald Trump, tanıyacaksınız. Yanında Amerika'nın ünlülerinden Vince McMahon var. Bu pankreas güreşi düzenleyen organizasyonun başında McMahon. Şimdi bir toplantıda bu şekilde bir sürtüşme yaşandı aralarında, şekilde görüldüğü gibi. Ağız dalaşıyla birlikte Donald Trump bunu yaptı. Donald Trump bu tokatı McMahon'a çaktı. Tabii bu arada bütün bu olayın pankreas güreşi ve pankreas güreşinin de abartı ve gösteri bir spor olduğunu düşünürsek aslında vurmadı. Yani onu teslim etmek gerekiyor. Fakat bütün bu organizasyon önceden planlanmış bir olaydı. Ve herkesin gözü önünde işte o pankreas güreşçileri, boks karşılaşmalarında genellikle yapılır. Böyle işte taraflar karşı karşıya geldikten sonra birbirlerine sataşırlar ve biri birine vurur. Trump onu yaptı. Şimdi olay gecesi 80 bin kişi falan var. Donald Trump işi devam ettirdi ve McMahon'a bu şekilde girişti. Bunu da çok başarıyla yaptığını söyleyeyim. Tekrar vurmuyor. Pankreas güreşinde bütün bunların hepsi birer gösterinin, şovun parçası. Bütün hareketler planlı. Ama canının acıdığını düşünebiliriz. Yani orada bütün gücüyle aslında ne kadar ustaca yaptı, ne kadar vurdu, ne kadar esirgedi, onu söylemek güç. Ama Donald Trump'ın kişiliğini gayet güzel yansıtan olaylardan bir tanesi McMahon'a bu şekilde girişmişti. Sonra güreşte Trump'ın desteklediği taraf kazandı. McMahon'ın tarafı kaybetti. Ve orada bir kaygı var McMahon'ın yüzünde. Donald Trump gayet mutlu. Çünkü kaybedenin saçları kesilecekti. Kaybeden tarafın, koçunun saçları kesilecekti. Yani bu olayda Donald Trump saçları da kaybedebilirdi. Ama tabii ki tekrar anlaşma gereği Donald Trump'ın o sarı saçlarına kimsenin kıyamayacağı biliniyor. Donald Trump karşı taraf kaybettiği için kaybeden tarafın saçlarını ringin ortasında
şekilde görüldüğü gibi zorla, bağıta bağıta kesti. Bundan yalnızca 10 yıl önce Amerikan Başkanı'nı izliyoruz. İddiayı ya da gösteriyi kaybeden tarafın saçını kazıyor. Burada acı verici şey hareketler olduğunu düşünebiliriz. Çok rahatsız edici bir durumdur o aslında ama Donald Trump acımadan şekilde görüldüğü gibi Meyer'in saçlarını indiriyor. O işte de pek mahir olduğu düşünülemez. Yani o işi bilerek yapan var. Bir de Donald Trump gibi sonra da öğrenenler var herhalde. Bak, gerçekten dünya yandığı için bağırıyor olduğunu düşünebiliriz. Tabii tabii. Yani affetmeden kazıyor çünkü. Burada şov yok. Burada gerçekten acı ve saçların kazınması var. Bitti. Buydu. Yani herkes çok eğlendi. 2007'de öyle bir eğlenceli geceydi. İşte güzellik yarışmasının finalistleri güzeller de vardı. Trump'ın bütün takımı oradaydı. Herkes çok eğlendi. Müthişti. Amerikan Başkanı Donald Trump hiç değişmedi. Yarın teklif etsinler yine yapar aynısını. Hollanda'da seçim. Fransa diyoruz, asıl seçim Hollanda'da 15 Mart. 15 Mart Hollanda'da seçimi. Nedir orada, bir Wilders denen siyasetçi var. Müslümanlık karşıtı, İslam karşıtı, yabancı karşıtı, her şey karşıtı, açıktan ırkçı, faşist bir adam ama seçilecek. Ve yani öyle anket falan filan da değil, yani gerçekten partisi seçilecek, en çok oyu onlar alacak, seçimi kazanacaklar. Ha şöyle, partisi seçimde birinci parti olup iktidara gelecek ama Wilders başbakan olmayacak diye bir avuntu. Niye buna, neye dayanarak ya da neye güvenerek bunu söylüyorlar açıkçası daha çözemedik ama yani Wilders kenarda duracak ama partisi iktidarda olacak diye bir şimdilik avuntu var. Ve Wilders sürekli konuşarak ve herkesi rahatsız ederek sağa sola saldırmayı sürdürüyor. En son Hollanda'daki Fas toplumuna sataşmıştı. Onlarla arası kötü. Fakat sonra Hollanda medyasında bir bilgi, haber paylaşıldı. Deniyor ki Wilders'ı korumakla görevli resmi işte başbakanlık, emniyet korumalarından bir tanesinin Wilders'ın hareketleri konusunda bir suç çetesine, o suç çetesinin ne olduğu net değil, suç çetesine bilgi sızdırdığı anlaşıldı ve ilgili görevden el çektirildi. Yani Wilders'ın korumalarından bir tanesi Wilders'a karşı çalışan bir gruba bilgi ve destek sağlıyormuş. Peki bir tehdit, tehlike oldu mu? Yok, hayır. Peki kim bu koruma? Tek söyledikleri Fas kökenli olması. Fas kökenli Hollandalı bir koruma. Wilders'ın da Faslılarla ve bütün Müslümanlarla meselesinin olduğunu biliyoruz. Grup deyince böyle suç çetesi, mafya falan gibi kulağa geliyor ama değil anlaşılan. Fazla da bilgi yok ama böyle bir durum. Bir de işte seçim ortamı, zaten radikal aday, zaten ne yaptığı belirsiz. Bir de güvenlik riski falan diye başka unsurlar devreye giriyor. İlginç bir gelişme. Hollanda'yı izlemek gerekiyor bu kapsamda. Panda. Bir panda Amerika'dan Çin'e yollandı. Deminki haberlere bakarsanız işte Trump onu da mı sınır dışı etti diye düşünmek mümkün. Hayır, değil. Bu planlı bir seyahatti. Washington Hayvanat Bahçesi'nin emektar pandalarından Bao Bao. Çin-Amerika'nın anlaşması var. Belli sürede işte yavru olarak ya orada doğuyorlar ya öbür tarafta doğuyorlar. Ama belli bir süre sonra bu pandalar ana vatanlarına, Çin'e dönüyor. Çin yeni panda gönderiyor. Böyle bir değişim. Ama bunlar izinli oldukları için henüz sınır dışı riskinde değiller. Ve bu pandalardan Bao Bao dün çok büyük bir operasyonla, müthiş bir lojistik operasyon
Bu kafesi aylar önce hazırlanmıştı. Kafes uçağın içine kondu. Hemen hemen tek yolcuydu nakliye uçağı. Bu uçak Amerika'dan Çin'e 16 saatte durmaksızın non-stop gitti. Ve inişi bu şekilde özenli ve büyük güvenlik önlemleri altındaydı. Amerika'dan çıkartılışı ayrı bir hikaye. Onu konvoya koydular. Çok özel bir kafes, plexiglas, şeffaf bir kafes yapmışlar. Bu yolculuk boyunca bao bao uyut, yani doğal ihtiyaç olarak uyuduysa uyudu, uyumadıysa uyutulmadı. Doğal döngüsünü yaşadı. Bol miktarda yedi içti. Mesela bao bao'ya saymışlar. 25 kilo bambu koymuşlar. 1 kilo elma, 2 torba dolusu muhtelif bisküvi, 1 kilo tekrar tatlı patates, 50 litre su ve bunları veteriner ve bakıcı eşliğinde, bu arada bao bao tek başına tabii ki seyahat etmiyor, veterineri ve bakıcısının eşliğinde sık sık beslenerek ve işte şefkat, muhabbet göstererek 16 saatlik rahat bir yolculuk oldu diyorlar. Uçağın koltuklarına da kimse yok uçakta ama sembolik minik pandaları da koymuşlar yolculuğun hatırasına hürmeten. Ve getirildi, Çin'e teslim edildi. Şimdi Çin başka pandaları gönderecek ve hep bu trafik bu şekilde sürüyor. Yani uçağa konuyorlar, artık iki tarafta gayet uzmanlaşmış durumda garantili panda sevkiyatı yapılıyor. Bir yerden diğer yere 16 saatte uçarak sağ salim pandaları yetiştiriyorlar. Bao Bao da geri döndü. Şimdi diğer pandalara bakıyoruz. Hem bilim hem siyaset hem Avrupa'nın durumu hepsi bir anda karışmış durumda. Şöyle Danimarka başlattı. Danimarka diyor ki seyyar minibüslerde ben röntgen X-ray cihazları yaptım, ithal ettim. Bunları emniyet güçlerine vermiş. Danimarka'nın Avrupa Birliği sınırları boyunca bu minibüsler dolaşacak, sayılarını söylememişler. Ve şüpheli gördükleri şahısları durdurup minibüsü alacaklar. Bu röntgen cihazları önünde bütün cephe, vücut röntgeni çekilecek ve elbiselerini de çıkartmasına gerek kalmadan kişinin, ilgilinin işte üzerinde taşıdığı uyuşturucu, diğer katı yasak madde, silah, bomba neyse o şekilde anlaşılacak. Ve bu işte eskiden neydi? Bu cihazlar sabit yerlerdeydi. O sabit yerlerin güvenliği aşıldıktan sonra kişi aşağı yukarı serbest kalabiliyordu. Fakat şimdi bu seyyar cihazlarla istedikleri yerde durdurup istedikleri yerde istedikleri kişiyi arayabilecekler. Avrupa'da haklar ve özgürlükler konusunda yeni bir perde. Efendim tarihte bugün, aslında tarihte 21 Şubat dememiz lazımdı. Dün 21 Şubat'tı. 21 Şubat'ta dün Malcolm X'in de öldürülmesi vardı. Onu öne aldık. 22 Şubat'ta da tarihte bir şeyler olmuş ama bu 21 Şubat'tan hatıra kaldığı için geçmek istemedik. Şöyle, 21 Şubat 1848. Karl Marx'ın, aslında Engels'i de katmak lazım. Karl Marx ve Friedrich Engels'in Komünist Manifesto'yu yayınlamalarının yıl dönümü. 21 Şubat 1848 nedir? Bir manifesto diye herkes konuşur da nedir? Parti programı. Bildiğiniz parti programı. Ama manifesto deyince daha böyle heyecanlı geliyor. Parti programı Almanca yazılmış. İlk baskısı bu. Öyle yazan Marx, Engels falan yok ortada. Yalnızca anonim yazmışlar. Şöyle, sipariş üzerine yazılmıştı aslında. Londra'da bir grup militan, işte kendilerine devrimci grup diyorlar. Grup kurmuşlar ve Marx'tan bir ya da Engels'ten bir parti programı istemişler. Yani bize bir şeyler yaz diye. Marx oturup yazıyor. Engels'in bir taslağı var. Onun üzerine çalışıyor. Sonra ikisi birlikte buluşturup bir metin ortaya çıkartıyorlar. Yolluyorlar ve diyorlar ki siz bu devrimci grup falan filan lafını bırakın. Kendinize Komünist Birlik, Komünist Parti adını verin. Daha heyecanlı olur.
Onlar da kabul ediyorlar ve Komünist Parti'nin programı şeklinde bu ortaya çıkıyor. İlk ortaya çıktığında kimsenin fark ettiği bir şey değil. Yani çok az sayıda militan biliyor. Bu Karl Marx'ın el yazısı düzeltmeleri falan gayet tarihi bir belge. Bunu tarihi bir belge olarak düşünmek gerekiyor. Ha sonra çok gürültü çıkarttı mı? Çok gürültü çıkarttı. 1848'de Avrupa'da birbiri ardına devrim oldu, ayaklanmalar oldu. Sonra hepsi bastırıldı. Bir kısa dönemli bir bahardı o zaman da, o zaman da bir bahardı. Ama sonra işte Marx da zaten bir yerde kalamıyordu. Prusya'dan Fransa, Paris'ten Belçika. En son Belçika'da zaten durdu. Daha önce Londra'sı da var. Ve bütün bu trafik içinde Karl Marx gerçekten tarihin bundan sonraki bölümünü, bir kısım tarihi gerçekten etkileyecek bir metin kaleme almıştı. Romantik ve gayet etkileyici edebiyatı kuvvetliydi Karl Marx'ın. Güzel cümleler kurmuştu. Girişi de güzeldir. Ama sonra ne oldu? Sonra Karl Marx 1884'te öldü. Devrim? Yok. Almanya'da devrim? Yine yok. Neyse ki sonradan Lenin geldi. 23 yıl sonra Lenin, gerçi pek Marx'la Engels'in hayal edemediği şekilde başka bir şeyler yaparak kendi yolunu çizdi. Ama işte tarihte bugün şeklinde 1950'lerde deniyor, bunun kaydı var. 1950'de neredeyse dünya nüfusunun yarısı Marksist hükümetlerin idaresi altındaydı. Sonra ne oldu? Sırf manifestoyla olmuyor. Üretmek lazım, paylaşmak lazım, pastayı büyütmek lazım. Onlara henüz gelememişlerdi. Tarihi bir olay işte. Bu görüntüler Almanya'dan. Şöyle, Londra'ya giden bir Hindistan uçağı, hem de Boeing 777 gayet modern ve güçlü bir uçak. Almanya hava sahasında yerle olan telsiz irtibatı kesiliyor. Telsiz irtibatı kesilince sağdaki büyük uçak, sözünü ettiğimiz yolcu uçağı, hemen Alman Hava Kuvvetleri'nin iki jet uçağı, bu jetlerden bir tanesini solda görüyoruz, küçük olan jet, hemen uçarak bu yolcu uçağını emniyete alıp ne olduğuna bakmaya gidiyor. Acaba neden telsiz bağlantısı kesildi diye. Ve ilginç bir şekilde bu görüntüler bir başka yolcu uçağından, yine aynı bölgede uçan bir başka yolcu uçağının yolcusu bunu fark ediyor ve camından, uçağın camından yolcu bu görüntüleri kaydediyor. Tekrar bu diğer uçak da sol tarafta, onu da görüyoruz. İki Alman savaş uçağı. Bu işte savaş uçakları çıktı, eşlik ettiler falan diye hep anlatırız da bunun nasıl olduğunu hiç görmezdik. Ama bunun şimdi kaydedilmiş ve görmüş olması dikkat çekici. İlginç şekilde sonra tekrar bir arıza sonucu o bağlantının koptuğu anlaşılıyor. Tekrar bağlantı sağlandıktan sonra uçak da Almanya hava sahasından çıktıktan sonra normal yoluna olaysız devam ediyor. Korkulacak bir şey yokmuş diye. Ama işte savaş uçakları çıkıp eşlik etti, ne olduğuna baktı falan diye bir sahne olduğu zaman böyle bir durum yaşanıyor. Onu söyleyebiliriz. Bunu daha önce anlatmıştık. Norveç FM radyoları kapatıyordu. Ve bu iş Ocak ayından başlayarak yürürlüğe girdi. Ve önümüzdeki 1-2 hafta içinde gerçekten Norveç'in çok önemli sayıdaki FM radyosu kapanacak. Peki sonra ne olacak? Hepsi dijitale geçecekler. Peki gidişat nasıl? Gidişat iyi değil, çünkü Norveç halkı bundan memnun değil. Yani bu kararı benimsememişler. 8 milyon radyo işe yaramaz hale gelecek diyorlar. Belki onları başka yerlere, Afrika'ya gönderirler. Ve onun yanında işte herkeste dijital radyo yok. Neden buna gerek vardı? Anketler işte %70-75 karşı çıktığını söylüyor. Gereksizdi diyor. Bunu ama uygulamak zorundayız. Ve de deniyor ki bu Norveç'in tecrübesi Danimarka, İsveç, İsviçre ve Güney Kore tarafından da yakından izleniyor. Çünkü bu ülkelerde FM radyoları kaldıralım diye bir niyetlenmişler. Şimdi Norveç örneğine bakıyorlar. Nedir? İşte
çok net, çok güzel dijital yayın yapacaklarmış. Bunu izleyeceğiz. FM Radyo'nun sonu mu? Sonu. Norveç kapatıyor mu? Kapatıyor. Nasıl yapacaklar? İzleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz, dinleyeceğiz. Şimdi küresel ısınma var, kutuplar da eriyor, her taraf eridiği gibi. Fakat kutupların erimesi öyle az buz iş değil. Dünya iklimini değiştiren, okyanusların yapısını değiştiren çok kapsamlı bir şey. Siyaseti ve askeri durumu da değiştiriyor ama o da ayrı hikaye. Şimdi kutupları nasıl koruruz? Kutuplar eriyor, tekrar donmuyor. O donma noktası, bakın yine sevimli penguenler burada da var. Penguenleri seviyoruz. Kutupları nasıl kurtarırız diye projeler. Ve bunlardan bir tanesi gündemde. Şöyle, bu garip bir proje falan değil, gayet ciddi buna çalışmışlar. Diyor ki bilim adamı, Amerikalı bilim adamı, 10 milyon pompayla kutbun buz yüzeyine ya da işte ilgili bölgesine su basalım ve onu tekrar başka araçlar kullanarak donduralım. Yani bilim kutupta tekrar buz imal edelim diyor. Buzdolabına hani nasıl suyu buzluğa koyup işte beklersiniz donar. Aynı sistemi kutuplarda da yaparsak yeni bir buz tabakası oluşur ve o erimeye karşı önler diye bir görüş. 2-3 metre bu şekilde buz yapabiliriz diyor. Buz alır mısınız? Evet, buzluktan çıkartıyorsunuz. Kutuplar. Peki nasıl olacak bu iş? Teknoloji var mı? Var. Kaç para? $500 milyar. Dünya ekonomisini falan birkaç kez satın alabilecek bir şekilde çok büyük para, çok büyük maliyet yapılabilir. Fakat maliyetle yaratacağı zarar çok daha büyük. Yani bu kutup biraz daha ciddi şekilde erirse altından kalkamayız diyorlar. O da doğru. Denizler yükseliyor, iklim değişiyor, her türlü olumsuzluk. Ama bu bir tek proje de değil, başka projeler de var. Ve bilim adamları diyorlar ki bu projelerden çok sayıda var. Fakat İşte ya 500 milyar ya 1 trilyon gibi çok büyük paralarla bu işler mümkün. Şimdilik yapacak bir şey yok. Proje bazında gidiyoruz. İmalat ve icraat sanatı tarafına gelirse onu da anlatırız. Ama işte aklına gelmiş bir bilim adamının buz yapalım buzlukta ya da buz yapalım kutupta diye bir fikir. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.